Selamlar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Hatırlarsınız bir önceki videoda Adobe Stock profili nasıl oluşturulur ve vergilendirme ayarları nasıl yapılır size bunu anlatmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz sağ üstteki kartlar bölümünden ilk önce o videoyu izleyip ardından bu videoyu izlerseniz daha iyi olacaktır sizin için. Şimdi gelelim bu videonun konusuna. Bu videoda da Adobe Stock profiline fotoğraf nasıl yüklenir beraber bunu göreceğiz. Örnek birkaç tane fotoğraf yükleyeceğim ve dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktaya beraber değineceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk olarak panelimizi bu şekilde açıyoruz. Ardından fotoğraflarımızın olduğu klasörü açıyoruz. İstersek fotoğraflarımızın tamamını seçip direkt bu şekilde panele bırakabiliriz. Bu şekilde fotoğraflarımızın yüklemesi biraz vakit alacaktır. Bunun dışında da isterseniz şu sağ üstteki yüklü butonuna basarak da yine karşımıza gelen ekrana fotoğraflarımızı sürükleyip bırakabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 5 fotoğrafımız da yüklendi. Bunun dışında diğer yükleme yöntemini de göstermek istiyorum. Yükle butonuna basalım. Bu şekilde karşımıza yine bir pencere geliyor. Bu pencere üzerinde görmüş olduğunuz gibi JPEG dosyalarla ilgili bazı kurallar var. Bu kurallara uymanız gerekiyor ilk olarak. Mesela birinci kuralımız yalnızca JPEG formatı dosyaları kabul ediyor. Minimum görüntü çözünürlüğü 4 megapiksel olmalıdır. Maksimum görüntü çözünürlüğü 100 megapikseldir. Maksimum dosya boyutunuzun da 45 MB'ı geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Bunun dışında birkaç kural daha var tabii ki. Örneğin fotoğraflarınızda kesinlikle noise, grain, kumlama yani kumlama efekti. Ekrana örnek bir fotoğraf koyarım. Bu kesinlikle fotoğraflarda olmaması gerekiyor. Tabii ki bu tarzda fotoğraflar da çekiyor olabilirsiniz. Bunu da başlıkta ve açıklama kısmında ayrı ayrı belirtmelisiniz. Ki filtreler veya editörler sizi incelerken bu kriterlere göre incelesin. Diğer vektörel çalışmalar ve videoları da farklı bir videoda ele alacağım arkadaşlar. Burayı kapatalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi 5 adet görselim yüklendi. Şimdi ilk olarak şunu belirteyim size. Buradaki görselleri Ctrl'ye basılı tutarak birden fazla görseli seçebiliyoruz veya bırakabiliyoruz. Bunun amacı da mesela benzer görseller vardır. Bir ürünün farklı açılarından çekimi vardır. İsterseniz etiketleri ve başlığı bu şekilde ortak bir içerik yazarak giriş yapabiliyorsunuz. Biz buradan bir tanesini seçelim. Örneğin bu ip görselini seçelim. Halat ip. Şimdi sağ üstte üstten başlayarak aşağıya doğru ilerleyelim. Zaten yapay zeka benim seçimlerimi yönlendiriyor. Örneğin dosya türünü buradan fotoğraf olarak kendisi seçti. Kategori olarak da kendisi buradan hobiler ve boş zaman olarak bir kategori belirledi. İstersen buradan farklı bir kategori de seçebilirim. Bu şekilde hobiler olarak kalabilir. Başlık ve anahtar sözcükler genelde İngilizce girmeyi öneriyorum arkadaşlar. Zaten Türkçe yok. Global için fotoğraflarımızı sunmak daha iyi olabilir. Bu açıklamalı editorial içerik. Zaten bu editorial içerik çok farklı bir konu. Buna ayrı bir videoda değinebiliriz. Bunu zaten herkese açık değil. Özellikle yeni başlıyorsanız editorial içerik sizin için açık değildir. O yüzden burayı es geçelim. Tanınan bir kişi veya özellik mi? Yani içerikte fotoğrafta bir tanınan kişi var mı diye soruyor bize. Hayır. Şimdi gelelim başlık kısmına arkadaşlar. Burada başlık kısmında bir kuralımız var. 65 ila 90 karakteri geçmemeye çalışın. Çünkü Adobe Stock başlıkta çok fazla içeriğe yer verilmesini istemiyor. Ana özellikleri ve objeyi yazmanız yeterli olacak. Bunu da 65 veya 90 karakter arasında anlatırsanız çok iyi olur. Şurada zaten boşluğa bir kere tıkladığım zaman başlık kısmına benim için buradan farklı başlıklar öneriyor. Örneğin Rob Isolated on White. Mesela bunu seçmiş olalım. Ardından gelelim etiket kısmına. Etiket kısmında dikkat etmemiz gereken nokta burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 diye ilerliyor. Fakat ilerledikçe de renk maviden griye dönüşüyor. Bunun amacı da burada görmüş olduğunuz maviden başlayan yerden griye doğru girişte bir hiyerarşi var. Yani siz ilk 5 etikette anlatmak istediğinizi göstermelisiniz aramalara. Biraz daha özetlemek gerekirse ilk 5 sırada fotoğraftaki ürününüzü anlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer etiket kısımlarında da farklı özelliklerini yazabilirsiniz. Yine etikette de başlıktaki gibi çok fazla içeriğe yer vermemelisiniz. Daha doğrusu çok alakasız içeriklere, etiketlere yer vermemelisiniz. Örneğin burada blue var. Şimdi fotoğrafıma bakıyorum. Herhangi blue bir şey göremiyorum. O zaman bunu çıkarmam
daha uygun olacak. Şimdi yukarıya bir bakalım. Rob, isolated. Evet, arka planı beyaz, izole. White, string, port. Buradan kelimelerin, hatta şöyle yapın. Bir tane de translate penceresi açıp. Ben bazen bu şekilde de giriyorum. Şöyle ekranın sağına. Bu şekilde ekranı ikiye bölerek buraya translate'i alıp buraya da etiket kısmını alıp rahatlıkla işlemleri yapabiliriz. Örneğin en baştan yazalım. Rope, ip, doğru. İkincisi isolated. Yalıtılmış, evet. White, beyaz. String bakalım. Sicim ip. Yani olabilir. Cord, kordon şeklinde. Mesela sarılmış diyebiliriz. Mesela buraya böyle yazalım Türkçe. Wrapped up olabilir. Genelde Shutterstock'ta iki kelime yazmayı pek önermiyor. Ama istersek de yazabiliriz. Şurada bazı ikonlar göreceksiniz. Bunlar da arkadaşlar şu mesela sürüklemeye yarıyor. Bu şekilde etiketimizi yukarı sürükleyebiliyoruz. Şuradaki ikona bastığımız zaman da en üste taşıyor. İsterseniz geride kalan etiketleri yukarıya bu şekilde taşıyabilirsiniz. Videonun başında da belirtmiş olduğum gibi ilk 5 etiket çok önemli arkadaşlar. Onun için buradaki ilk 5 etiketinizi mutlaka fotoğrafta yer alan içeriğe göre belirleyin. Gerekli başlığı ve etiketleri tam olarak girdikten sonra da şuradaki kırmızı ışık diğerlerinde göreceksiniz yeşile dönmüş oluyor. Yani dosya artık gönderilebilir şekilde. Buradan bir dosya gönder dediğimizde artık fotoğrafımız onaya gitmiş olacak. Etiket kısmında yaklaşık 50 adet etiket girme hakkımız var. Fakat Adobe Stock'ta bu kadar çok etiket girmeye pek gerek yok açıkçası. Tamamını doldurursanız belki farklı şeyler yazarsınız. Ekstradan alakasız etiketler yazarsınız. Bu da sizin spama düşmenize neden olabilir. Açıkçası 25 etiketi girmek yeterli olabilir. Bu arada şuradaki bilgiyi de vereyim size. Şuradaki etiket kısmına geldiğiniz zaman anahtar sözcükleri yapıştır var. Şöyle. Mesela bir internet sitesi kullanıyorsunuzdur. Keyword.io mesela olabilir. Orada mesela bir anahtar kelime çalışması yaptınız. O anahtar kelimeleri alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Yine aynı şekilde listelenir. Veya buradakileri buradan alıp başka yere kopyalayacaksanız başka bir stok sitesine de yükleyeceksiniz. Buradan Ctrl+C yapıp kopyalayıp başka yere de yapıştırabilirsiniz. Şimdi burayı kapatalım ve şu alt kısma gelelim. Burada da tüm anahtar sözcükleri sil var. Mesela buradan tamamını silebiliriz. Ve yeniden otomatik anahtar sözcükleri yenile dediğiniz zaman yeniden listelemeyi yapar arkadaşlar. Otomatik kategoriyi yenile dediğiniz zaman da mesela bakalım yenileyecek mi? Yok, yenilemedi. Yine aynısını, daha doğrusu hani bu objenin bu kategoriye ait olduğunu düşünüyor. Bu işlemleri de yaptıktan sonra isterseniz şuradan çalışmayı kaydet deyip daha sonra da gönderebilirsiniz. Veya buradan bir dosyayı gönder diyerek de şu translate'i kapatalım. Buradan bir dosyayı gönder diyerek de direkt olarak onaya gönderebilirsiniz. Önceki hazırlamış olduğum videonun altına farklı yorumlar geliyor. Onay alamıyorum fotoğraflarımdan diye. Muhtemelen çözünürlükle ilgili sorun yaşıyor olabilirsiniz. Onun dışında da diğer bahsetmiş olduğum grain veya noise vardır fotoğraflarda. Ondan kaynaklı olabilir. Zaten genelde stok siteler bir fotoğrafı onaylamıyorlarsa neden onaylamadıklarını da açıklamalı olarak yazıyorlar. O kriterlere dikkat edip yeniden onaya atmanızı öneririm arkadaşlar eğer fotoğrafınıza güveniyorsanız. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmına sorularınızı iletebilirsiniz. Takip edebilmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.